şurada yapıver işte masajı. Ya kusura bakma. Ben öyle tanımadığım bir adamla öyle daracık bir odada kendimi kilitleyemem yani. Abi tamam, odaya girmiyoruz da bari bir masaya uzansaydın. Neyi uzanacağım masaya acaba? Meyve tabağı mıyım ben arkadaşım? Şuradan geç arkama, üstten yoğuruver. Bana bak, dur. Ellerini yıkadın mı? Yıkamıştım. Yıkamıştım? Ne? Niye bana mişti geçmiş zaman yapıyorsun? Yıkamıştım ne? Olmaz o. Ya Cemal, uzatma. Çok rica ediyorum arkadaşım, alt tarafı bir masaj ya. Ayrıca bana az önce bayan arkadaş masaj yaptı. Gayet de temizdi yani. Tahminimce bu arkadaş da çok temiz bir arkadaştır. Allah Allah. Allah Allah derken, bayan arkadaşımı şaşırdınız. Ben her hafta giderim, haftada bana iki kere masaj yapar. Gazi Beyciğim, siz hanımefendiyle evlenin. Hayatınızın sonuna kadar stresten uzak, mutlu mesut yaşarsınız yani. Ha, düşündüm. Evlenmeyi düşündüm. Tabii. Sizi görünce vazgeçtim. Neyse ne. Geçmiştir onun tesiri. Al abicim şunları. Eldiven vereyim sana. Al. Eldivenle olmaz. Ağrısızı neredeyse orayı hissetmem lazım. Allah Allah. Yok mu arkadaşım bunun temassız bir tekniği, masaj tekniği? Ha? Ben bak hayatımı temassız yaşıyorum. Aşırı derecede mutluyum. Git. Bir iki tane workshop'a mı katılacaksın? Sertifika mı alacaksın? Ne yapacaksın ya? Arkadaşım sen kiminle konuştun buraya gelirken? Benle ne uzatıyorsun? Ovsan adamı işte, ovalı adamı ben söylüyorum. Böyle hamur gibi. Bana bak, bana bak işte. Git sana. Dokunma. Bak ben huyluyum. Bak şey yaparım öyle birden ani. Ya sen, ya mıncıklasana. İstemem. Sen mıncıkla. Ah, ne oldu? Ne oldu hanımefendi? Ben böyle bir rezillik görmedim. Çağdaş bir hiç çağdaş değil. Onu biliyoruz da, onu biliyoruz da terbiyesizlik mi yaptı? Ergenliğe yeni girdi çocuk. Masaj yaptım, kirleri kabardı. Kıyafetlerinden çıktılar. Tamam. O nasıl kirdi öyle? Fare kuyruğu gibi kocaman. Tamam hanımefendi, tasvir etmeyin. Tamam, istemiyorum. Mesleğimi ve hayatımı sorguladım. Ben Eskişehir'e geri dönüyorum. Bu işi bırakıyorum, elveda. Bu Eskişehir'de çok Taylandlı var. Oh, kardeş, sen nereye ya? Bizim masaj ne oldu? Kusura bakmayın Gazi Bey, bu şartlarda çalışamam. Sen az önce masaj istemiyordun. Meyve tabağı mıyım diyordun. Ne bileyim, bedava işte. Vay. Oh. Suratına bakamıyorum. Abi bu masaj olayı bende kaşıntı yaptı ya. Sizde oluyor mu? Şişt, arkadaşım. Sen artık yeter yani. Sen artık yeter. Bak, insanların kariyerleriyle, hayatlarıyla oynuyorsun ya. Ehli insaf ama artık yani. Abi sen de oynuyorsun. Evet be abicim ya. Senin yüzünden bir de masajımızdan olduk. Ne masaj manyağıymışsınız ya. Yaparım ben sana masaj. Allah Allah. Bu böyle olmayacak. Kovuyor muyuz? Ya ne kovması bu oğlum? Adam kaybetmek kolay. Mesela adam kazanmak. Tamam, kolaysa kov verelim gitsin ya. Ya öyle şey mi olur be? Vay. Vallahi geldi. Ne geldi? Aklıma bir fikir geldi. Ne? Yaklaş. Ha. Abi. Evet. Bak şimdi. Şimdi başlayayım. Cemal'cim senden tek ricam Çağdaş'ın bundan haberi olmasın, olur mu? Tabii canım. Tabii. Tamam, gizli kalsın. Ne abi o benim duymamam gereken şey? Duydun mu bu ya? Ah, vallahi duydu ya. Bak Çağdaş'tan gizleyelim dedim ama ya. Ya sürprizi mahvettik ya. Neyse canım, duydu ama en azından şeyi duymadı. Hani özel çalışanlarımızı masaja götüreceğiz. Gazi Bey söylediniz ama masaj olayını söylediniz şu an. Bak o da ağzımdan kaçtı, görüyor musun? Harbi mi? Ben de mi geliyorum? Vallahi mi? Abi vallahi hissediyordum özel bir çalışan olduğumu ama. Cemal sen de geliyor musun? Ben de özelim. Ya çakamıyorum. Hadi koş. Hadi. Yürü. Hadi masaja. Hadi masaja. Masaja. Hadi çakamıyorum. Abi ben sizi çok seviyorum ya. Bir şey diyeceğim. Fotoğraf da çekeriz değil mi? Şey yaparız. Onu böyle aynalamanın köşesine asarız. Tabii ki Çağdaş'ım. Her şeyi yapacağız ya. Her şeyi yapacağız. Sen buraya geldin ya. Abi ben aslında normalde çok sevmesem de böyle modern bir tarz bekliyordum ama daha otantik bir yermiş burası. Böyle daha rutubetli bir yere benziyor burası ya. Şey,
Banyo gibi kokuyor lan burası. Yok oğlum, ne banyosu ya? Çağdaşçığım, sen şimdi uzun zamandır böyle yerlere gelmediğin için... masaj salonu falan gibi konsepte hakim değilsin. Çok değişti. Bu konsept olayları aldı başını yürüdü. Bir de kankacığım, buranın belediyesi çok enteresan bir belediye. Aynen. Belediye sınırları içindeki bütün binaları dışarıdan ve içeriden böyle Arap sabunuyla yıkıyorlar. Ha iyi, banyo falan olmasın. Hukuku o. Bak, değil mi? Arap sabunu bak. Ne tarattık ya, iyi geldin değil mi? Evet, çok güzeldi ya. Ne atmışlar? Tur. Tur mu? Turcu bunlar. Evet. Tur mu? İstanbul, Antep arası tur yapıyorlar. Abiler iyi sabun kokuyordu ama. Ha, belediye çalışanı çünkü bunlar. Turcu değil, ben karıştırdım. Bu belediye çalışanları sabunla yıkıyor ya. Sen sabunu böyle vurunca o sabun duvardan sana geliyor. Sekiyor, geri geliyor. Fizik. Basit fizik. Ha. İçine nüfus ediyor böyle, kokusu siniyor. Tabii. Ya şey gibi düşünme oğlum ya. Bal tutan parmağını yalar, deterjan tutan deterjan yalar. Evet. Ya olsun ya. Hadi hadi hadi. Seni köfte seni. Yağlı köfte. Modernizm işte. Yabancılaşma. Abi bir şey diyeceğim bak. Bu havlu falan tamam da peşemal falan bunlar bir ıslak gibiydi bak. Hiç masaj salonuna benzemiyor burası ha. Bildiğin bütün masaj salonlarını unut. Korkularından sıyrıl. Artık yeni bir hayata başlıyorsun. Herkesi mutlu edeceksin. Mutlu, 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 mutlu. Mutlu. Abi sen de öyle gizemli gizemli konuşma. Vallahi gerdin ha. Bir şey diyeceğim, çıksak mı? Çalaş, gerilme be kardeşim. Gerilme. Gerilme, rahatlamaya geldik. Gerilme. Rahatlayacağız. Çok rahatlayacağız. Çıkar onu. Hayır abi, çıkarmam ben bunu. Niye bir kere çıkardım? Başıma bir sürü şey geldi. Onu çıkarmazsan sana masaj yapmazlar ki. Yapmıyorlar. Ha? İyi madem, o zaman çıkartayım. Ya bir şey soracağım ya. Biz peştemal falan niye giydik ya? Sana daha iyi masaj yapabilmeleri için Çağdaşçığım. Daha iyi. Oha.
Bu kadar beyaz mıydı ya? Değil mi? Gazi Bey inanır mısınız en az 2 ton attı bu. Rahat. Rahat. Ki bir keseyle bu. Bir kesede alsak buna bu şeffaf olur, arkası görünür. Bunu bir kantara çıkaralım. Aynen. Aynen çünkü bizim yani kilo zannettiğimiz şeyler kirmiş. Mesela ben göbekli biliyordum bunu. Bak keseyi yiyince göbek falan yok. Dümdüz. Bayağı bunun six packs'i varmış ya. Six packs var. Ha? Ben bunca yıllık tellağım böyle bir şey görmedim. Hocam bir dünya rekoru diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O kadar mı ya? Sizden nefret ediyorum. Siz beni benden aldınız. Sadece bedenimi değil, karakterimi, kimliğimi, o masum çocuğu yıkadınız. Bu ben gitti, başka birden kaldı geri. Hocam elleriniz dert görmesin ya. Böyle bir şey olur mu ya? Dur kardeşim, oh! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.